Öğrenci evinde kalıyoruz o sıralar. Aramızda bir tartışma geçti böyle. Bir anlık sinirle insanlar kalktı tak diye evi ayırdı. Dağıttılar evi. Ulan bir anda niye böyle bir karar aldınız bir sakin olun. Ev dağılınca ben kaldım sokakta. E, gidecek yerim yok. Şimdi düşünüyorum acaba yurda mı gitsem kendime yeni bir ev mi bulsam? Nasıl yapsam? Bu işin içinden nasıl çıksam? Ben bunu düşünürken akşam oldu. Kaldım sokakta. Dedim ne yapacağım? En iyisi dedim, gideyim bir pansiyona, sokakta kalmayayım yani. Pansiyona gittim, bir oda kiraladım, bir gün kaldım. İkinci gün de dedimene bir çaresine bakarım. İkinci gün oldu yine bir çaresine bakamadım. Üçüncü gün oldu ve ben artık psikolojik olarak çöktüm. Çünkü pansiyon beni öldürüyordu. Çok fazla para alıyordu benden. Ve benim durumum yoktu. Olmadığı için bu işin çok uzun sürmeyeceğini kısa zamanda sokakta kalacağımı biliyordum. Sonra düşünmeye başladım. Derin derin düşünüyorum. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? O aralarda böyle yeni yeni tanıştığım, yeni yeni samimi olduğum bir çocuk var Kenan diye. Beni gördü. Bilal dedi hayırdır ya dedi. Sen dedi böyle çok enerjik, hayat dolu, gülen, kahkaha atan bir insandın dedi. Oğlum dedi şu birkaç gündür sen bir durgusun ya dedi böyle bir dalıp dalıp gidiyorsun. Hayırdır bir sorun mu var dedi. Dedim bir sorun var kardeş var. Evet. Bir sorunum var dedim. Ama dedim boşver ya çok önemli bir şey değil dedim. Söyle ya dedi belki yardımcı olurum dedi. Belki dedi bir yardımım dokunur dedi. Anlattım işte dedim bizim dingiller gitti kavga etti sonra bir anda pat diye evi dağıttı. Ben kaldım sokakta. Pansiyondayım. Param yok. Ölüyorum. Rezil oldum. Çocuk da bana dedi ya kanka dedi şimdi ben tek yaşıyorum dedi. Bu benim prens Dedi. Bir artı bir stüdyo bir dairem var dedi. Normalde dedi biriyle kalmayı düşünmüyorum dedi. Ama sen kötü biri değilsin dedi. Seni dedi misafir edebilirim geçici olarak dedi. E bu bana çok cazip geldi. Tamam mı kanka dedim sağ olasın dedim. Eğer böyle bir yardım yaparsan bana dedim. ileride ben de sana yardımcı olurum dedim. Apar topar eşyaları falan topladık. Bunun evine gittik. Ev gerçekten de anlattığı gibi stüdyo bir daire. Küçücük bir şey yani. Minnacık bir odası var. Bir de salonu var. Salon zaten mutfakla birlikte. Hatta kapıdan giriyorsun mutfak direkt. <laughs> Tuvaletle mutfak seni karşılıyor zaten. Küçücük bir yer. Yani ben evi görünce böyle birazcık daha canım sıkıldı. Çünkü hani çocuk tek yaşıyor. Tek yaşayabileceği bir yer. Küçücük bir şey. Ya dedim reis kusura bakma yani. Seni de böyle rahatsız ettik. Küçücük evin varmış. Şimdi burada ben sana sıkıntı yaşatırım. Merak etme dedim en kısa zamanda. E, Evinden çıkarım dedim yani. Kendime yeni bir yöntem bulurum dedim. 6 <laughs> ay beni misafir etti o çocuk bu arada. <laughs> Söyleyeyim. ben evde 6 ay kaldım. Arkadaşlar selam. Böyle bölüyorum ama lütfen ileri sarmayın. Biliyorsunuz ki bu zamana kadar hiçbir zaman sizden abonelik istemedim. Benim kanalıma abone olun diye. İlk defa istiyorum. Çünkü 100 bin aboneye çok az kaldı. Eğer videolarımı seviyorsanız ve hoşunuza gidiyorsa kanala abone olursanız mutlu olurum. Bir de like ve yorum atarsanız daha fazla kişiye erişiriz. Hepinize şimdiden teşekkürler. Umarım yeni yıla kadar 100 bin abone oluruz. Neyse dedi yok ya önemli değil dedi. Hem dedi bana bir arkadaş olmuş oldun dedi. Konuşur muhabbet ederiz zaman geçer. Benim de canım sıkılıyor dedi. Ey, eyvallah o zaman dedim. Oturduk işte sohbet etmeye başladık. Şimdi bu biraz böyle şey bir çocuk. Sakin, sessiz, insanlarla kolay kolay arkadaş olmayan, pısırık. Bir şeylere çok fazla cevap vermeyen, her şeyi geçiştiren, her şeye tamam diyen bir tip. Tamam mı? Sessiz, sakin bir tip. Memur evladı kendisi çünkü hani... Annesi memur, babası memur. Kendisi böyle memur çocuğu olduğu için tek çocuk bir de. Hani hep öyle büyümüş sessiz sakin. Bununla konuşmaya başladık işte bana hayat hikayesini anlatmaya başladı. Yaşadığı sorunları anlattı. Ben bunları dinledim kendine böyle bir akıl verdim ara sıra. Dedim bak bu kadar alttan alma her şeyi biraz da kendi fikirlerin olsun biraz da konuş. Derken abi konu kız mevzusuna geldi. Bana dedi ki ya reis dedi ben dedi kızlarla dedi böyle pek konuşamıyorum dedi anlaşamıyorum dedi. Hani... Hep dedi bir ya arkadaş oluyoruz dedi Hadi arkadaşı da geçtim dedi. Araya bir soğukluk giriyor dedi. Ya bunun sorunu ne acaba ben nerede yanlış yapıyorum dedi. Bana bu konuda bilgi verebilir misin dedi. Ya çocuğun nasıl biri olduğunu biliyorum. Birazcık sessiz sakin bir tip. Çocuğa dedim ki bak bro. Ve kızlar Hani bütün kızlardan bahsediyorum. Kötü değil. Hani iyi olanı da var, kötü olanı da var. İyisine denk gelmen lazım. Ama genel olarak dedim kızlar baskın karakterlerden hoşlanır. Yani böyle sessiz, sakin, uysal tavırları sevmez. Birazcık daha baskın bir karakterin, baskın bir kişiliğin olsun. Kararların ve fikirlerin olsun. Birazcık daha konuşmaya cesaretin olsun. Kendine özgüvenin olsun. Vurdum mu masaya ses çıksın. Yani vurdum mu derken gerçekten vurmaktan bahsetmiyorum. İlişkide bir sesin olsun. İlişkide bir yerin olsun, bir sözün olsun, bir ağırlığın olsun istiyorum. Ben bunu bu şekilde güzel bir şekilde anlattım örneklendirerek. Ballandıra tuzlandıra. Çocuk da tabii beğendi dedi. Sağ ol kanka dedi. Fikirlerini uygulayacağım dedi. Deneyeceğim dedi. O gün öyle geçirdik. Derken biz bununla sohbet, muhabbet her gün etmeye başladık. Bu çocuk dediğim gibi. Annesi memur, babası memur. Bir buçuk gün yaraylık para gönderiyorlar çocuğa. Ve burs alıyor. E burs aldığı için çok fazla parası oluyordu. Yani öyle aşırı ultra milyoner değildi. Zengin değildi ama bana göre durum çok çok iyiydi. Sürekli böyle dışarıdan yemek söyleyebiliyordu. Bir şeyler alıyordu. Mesela biz atıştırmalık aldığımız zaman hep o alıyordu mesela. Hep bana o ısmarlıyordu. Çünkü benim zaten param yok ona yetiştiremem anladınız mı? Aradan zaman geçiyor. Bir gün bu diyor ki böyle eve geliyor ve güle eğlene böyle yüzünde çiçekler açıyor çocuğun. Kanka sana anlatmam gereken bir şey var diyor. Otur otur diyor sana çok önemli bir şey anlatacağım. Dedim otur kanka ne anlatacağım bana dur heyecanlandım şimdi dedim. Ya dedi bugün bir kızla tanıştım dedi. Üf dedi yemek yedik beraber. Tatlı yedik dedi. Artı gittik kafeye sohbet ettik dedi. Sonra da evlere daldık kanka dedi. Kız bana Instagram'dan ekledi. Artı telefon numarasını verdi dedi. Senin dediklerini uyguladım aga dedi. Vallahi işe yaradı dedi. Biz dedi. Hani bundan olur gibi dedi. Ben de böyle heyecanlandım tamam mı? O dedim kral hayırlı olsun. Bak dedim benim dediklerime devam et baskın bir kişiliğin olsun. Asla geri adım atma. Kendine özgüvenin olsun. Hani kıza çok fazla aşırı ilgi gösterme. Tamam yine ilgilen, yine vakit geçir. Bu sefer ilgi vermezsen gider o ilgiyi başkasında arar ama çok da böyle üzerine düşme ki senden hemen sıkılmasın. Birazcık kendini kabul ettir o kıza dedim. Tamam kanka dedi. Tavsiyeleri verdik. Yine aradan birazcık zaman geçti. Tabi çocuk bana ara ara konuşmalarını falan anlatıyor. Normal bir şekilde ilişkileri var olarak gözüküyor. Tabi bana her şeyi anlatmıyormuş. Ona sahip mesele. Sonra bir gün bizim yani onun, onun olduğu için iki tane anahtar vardı. Bir tanesi yedek anahtar bir tanesi orijinal anahtar. Orijinal anahtar onda Kemal'le. E ben de eve gideceğim. Eve gidemiyorum anahtar yok. Aradım Dedim ki Kemal neredesin? Ya dışarıdayım dedi. Hayırdır dedi. Ne oldu dedi. Eve ne zaman geçersin dedim. Valla dedi şimdi dedi birazcık işlerim var dedi. Saat 9'a onu bulur dedi. Ben de dedim ki ben de gelsem olur mu yanına? Niye oğlum dedi sen niye geliyorsun dedi. ne oldu dedi bir şey bir sorun mu var dedi. Yok be dedim sorun yok. Anahtarı unutmuşum da eve giremiyorum dedim. E geleyim dedim takılırız beraber de ve geçeriz dedim. Bir sorun var mı dedim. Yani yok da dedi kızda buluşacaktım dedi. Gel ya dedi sen de gel dedi. Seni de tanıştırmış olurum dedi. Beraber otururuz dedi. ...iyi, iyi fikir aslında. Dedi. İyi dedim tamam olur güzel. Biz dedi Faranca kafedeyiz. Daha kız gelmedi ben oturuyorum. Birazdan gelecek sen de gel. Burada oturur hem tanışırız hem bir şeyler yer içeriz sonra da eve geçeriz dedi. Tamam. Neyse abi gittik bununla beraber. Yani bu, bu orada oturuyor. Ben gittim abi. Baktım kızla beraber oturuyorlar. Kızı böyle gördüm tanıdım kızı. Kızı tanıyorum ben. Hem yani kız beni tanımıyor orası ayrı mevzu ama ben kızı tanıyorum. Böyle bir görünce şok oldum. Hiç sesimi çıkarmadım oturdum. Hiç bozuntuya vermedim oturdum direkt. Merhaba dedim. İşte tanıştırdı. Ya dedi bu benim arkadaşım Bilal. Bak dedi bu da benim kız arkadaşım İrem Su. Merhaba memnun oldum falan el sıkıştık. Ben hala olayın şokundayım tabi. Şimdi şey diye düşüneceksin abi sen bu kızı nereden tanıyorsun? Onu birazdan anlatacağım bak. Hiç hikayenin akıbetini bozmayayım şimdi. Neyse you Kız şöyle bir bana baktı işte bir bizim Kemal'e baktı. Dedi siz dedi nereden tanışıyorsunuz dedi. Ben tam anlatacaktım. Kemal benim lafımı böldü. Ya dedi birer dedi benim eski bir arkadaşım dedi. Halbuki yine arkadaşız çok uzun zamandır konuşmuyoruz. Sevdiğim bir arkadaşımdır kendisi iyi bir dosttur dedi. e ee dedi peki nerede kalıyorsun dedi bana döndü. Yani dedim ben dedim Kemal'de kalıyorum da bir müddet dedim. Ee, bir sıkıntı oldu bizim öğrenci evinde dedim. Şimdi dedim beni sağ olsun Kemal misafir ediyor dedim. Kemal dedi olur mu ya dedi o benim ev arkadaşım dedi ben de falan kalmıyor dedi. Biz de onunla çok iyi anlaşıyoruz falan yaptı böyle. Hani beni şey yapmaya çalışıyor. Korumaya çalışıyor masum eziklenmeyeyim diye. Hani ben de misafir kalıyor falan demiyor. Eziklememek için beni sağ olsun. Küçük düşmemem için. Yok ya dedi o benim ev arkadaşım falan dedi. Geçiştirdi. Konuyu kapattık direkt. Sonra işte oturduk. Sohbet etmeye başladık. Ne yapıyorsun? Ne işle uğraşıyorsun? Carttır, curttur. En son kız dedi ki ya dedi dilimiz damağımız kurudu ya. Yiyecek bir şeyler yok mu dedi. Ya buraya bakan garson yok mu dedi. Garson da harbiden gelmedi amına koyayım. Çağırdık garsonu. Garson geldi. Şimdi bizim gittiğimiz yer şu yaşlı dayıların gittiği kıraathaneler var ya ondan değil ama konsept o. Yani kahve yani kıraathane normalde ama gençlerin gittiği bir kıraathane. Hep gençler gidiyor. İçecek var sadece işte çay, oralet, Türk kahvesi, işte Nescafe, Zart kafe, sütlü kahve şu bu tamam mı? Ya da işte okey tavla, efendime söyleyeyim dama, kağıt böyle şeyler var tamam mı? Garson geldi ne alırsınız dedi hepimize. Ben dedim ya dedim ben bir tane kahve alayım dedim. Kemal dedi ben bir tane çay alayım dedi. Bir de burada fiyatlar da ucuz yani. Bayağı uygun. Tam öğrenci dostu bir yer. Kız şöyle durdu. Menü yok mu dedi. Çocuk garson kıza doğru baktı böyle. Hanımefendi burada menü olmaz dedi. Niye dedi. Burası bir işletme değil mi dedi. Yani burası bir işletme ama bizde menü yok dedi. Menü dedi içeride tuvarda asılı isterseniz oradan bakabilirsiniz dedi. E peki dedi ben ilk defa geliyorum dedi. Ben nasıl sipariş vereceğim o zaman dedi. Ne sattığınızı bilmiyorum dedi. O da dedi ben sayayım o zaman size hanımefendi dedi. Saydı tek tek o oturdu hiç üşenmedi. Soda, limonlu soda, çay, kahve, işte e, oralet, ıhlamur, zat zurt... bütün içecek isimlerini saydı. Tabii isimleri sayınca kız şey dedi. Nasıl ya? Dedi, Sadece içecek mi vardı? Tatlı falan yok mu dedi? Yani tatlı yemeye gelmedik ki amına koyayım. Oturacaktık öyle. Çay içecek, muhabbet edecektik yani. Kalkın ya gidelim dedi bir anda burası iyi değilmiş ben burayı beğenmedim dedi ben sizi şimdi bir yere götüreceğim dedi. Bizim Kemal falan da dedi burası iyidir ya ben burayı çok seviyorum falan dedi. Yok yok dedi ben beğenmedim dedi yürüyün gidelim dedi. İyi tam o zaman dedik kalktık beraber. Kızın peşine takıldık. Bizim mekana götürüyor. Biz bilmiyoruz ama götürdü mekana. Böyle bayağı da bir yol gidiyoruz. Ben böyle ufaktan ufaktan şey yaptım. Herhalde dedim kızın karnı aç. Böyle yemekli falan bir mekan istiyor. Herhalde dedim karnını doyuracak yani. Böyle şey yaptım. Ya dedim siz yemek yediniz mi dedim? Soru sordum ikisine birden sesli bir şekilde. Evet dedi yedik dedi. Sen yedin dedi. Ben dedim ben de yedim ya öyle sordum sadece dedim. Ne yediniz dedim. Kemal dedi ki üf dedi makarna yedik dedi. Makarna, dey makarna deyince ben de şey dedim. Yani kim yaptı dedim. <laughs> Nasıl kim yaptı dedim. Yani tamam makarna yedin dedi, ama kim yaptı. Sen mi yaptın sen mi yaptın. Hanginiz yaptınız. Yiyor dedi. Restorant yaptı dedi. Kemal nasıl yani? İşte dedi restoran yap dedi ama görmen lazım çok güzel bir makarnaydı dedi. Böyle mantarlı, pastırmalı, değişik bir makarnaydı çok lezzetliydi falan yaptı dedi. Oğlum ben her gün makarna yapıyorum ya zaten dedim. Evde her gün makarna yiyip bir de gidip restoranta mı makarna yedim? <laughs> Hayırdır Kemal? <laughs> yani ben, ben orada anladım mevzu aslında. Neyse abi böyle olunca kız şey dedi Onun dedi makarnası çok meşhur falan. Bizi de aldı götürdü mekana. Mekan küçücük bir şey. Ara sokakta küçücük bir girişi var. Yani nasıl diyeyim size? İki kişi aynı anda dükkana giremez. Hatta cüsseli bir insan gene o dükkana giremez. Tamam mı? Girdik böyle ipincecik bir koridor gidiyor. Gittik 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 gittik. Bahçesi var. Bahçesi Allah var güzeldi. İçeriye geçtik bahçeye oturduk. Ee, bak dedi burası çok güzel dedi buranın. Böyle bir şeyler söylüyor ben anlamıyorum yani. Şu içeceği çok güzeldir bu içeceği çok güzeldir. Ben de diyorum ablam bu abla ne anlatıyor, <laughs> ne anlatıyor yani, ne, ne ne söylemeye çalışıyor bize. Sonra garson geldi menüleri getirdi, üç tane koydu önümüze. Menünün kapağını şöyle açtım. En üst sıra da sizi içecekler karşılıyor. Ama içecekleri bir görün amına koyayım. Yani çay 15 lira. Tamam şimdi şöyle diyebilirsiniz abi çay 15 lira çok normal. Şu anın ekonomisiyle değil beyler. Doların 8 lira 9 lira olduğunu düşünün. Hatta 7 lira 8 lira olduğunu düşünün. O zamanın ekonomisiyle çay 15 lira. Altta bir tane fındıklı kahve var. Büyük ihtimalle Nescafe 25 lira. En ucuz ürün bu ikisi. Bir de su var. Suda 5 lira. Ben <laughs> menüye baktıkça bir ananı sikim ne oluyoruz falan oluyor. Ne yani? Çay söylüyoruz bize Ne yani? Çaydanlığı komple mi getiriyorlar? Nasıl 15 lira olabilir falan yapıyorum ben böyle kendi kafamdan. Neyse ben böyle sayfaları değiştirmeye devam ediyorum. İlk iki sayfa içecekti. İsmini bilmediğim 60 liraya 70 liraya bir sürü içecek var tamam mı? Onları siktir ettim geçtim zaten. Bir vaktim abi yemek sayfasına geldik. İşte patates, tavuk. Fileto, tavuk kızarmış toplar, peynir çubukları, soğan halkası dedim. Burger'a mı geldik abi? Hayırdır ama biz kafeye gelmiştik en son. Neyse oraları da geçtim en sona geldim tatlılar. Allah Allah. Ben dedim herhalde bir tane fındıklı kahve söyleyeyim bari yani ne yapayım? Yani gidip de şey yapmayayım yani. Ee, çay söylemeyeyim şimdi. Çay sevmem çünkü zaten ben. Neyse garson geldi. Ne alırsınız dedi. Ben dedim ki ben bir tane fındıklı kahve alayım dedi. <laughs> ama ben şey sanıyorum yani. Gerçekten fındıkla ya falan kahve sanıyor. Harbuki Nescafe gelecek ama ne çünkü 20 liraya yani 25 liraya nasıl bir şey gelebilir diye düşünüyorum. İşte sıra şeye geldi. Kemal'e geldi. Kemal dedi ki ben bir tane çay alayım dedi. Sıra kıza geldi. Kız başladı. <laughs> ya dedi gerçekten çay mı içeceksin Kemal dedi. Allah aşkına dedi. Buranın dedi böyle bir isim söyledi şu an aklıma gelmiyor. Buranın dedi bilmem ne bilmem nesi çok meşhurdur dedi. Neden ondan içmiyorsun dedi. Sen dedi çayı boş ver bundan iç dedi. <laughs> Kemal de tamam dedi. Ben o zaman ondan alayım dedi. Tamam mı? Sonra kız da bambaşka bir şey söyledi. Böyle gösterdi. Bundan istiyorum dedi. Çok başka bir şey istedi. Bir de buranın dedi tavuk filetosu çok güzeldir abi dedi. Biz dedi bir tane tavuk fileto alalım dedi. Bir tane dedi ince kesilmiş çift alalım dedi bir kova. Bir de ne söyledi? Peynirli çubuklu mubuklu bir şey söyledi. Peynir kızarmış peynir mi ne, öyle bir şey söyledi. Dedi kızarmış çubuklu peynir istiyorum dedi. Biz mi istiyoruz bunu sen mi istiyorsun? Ben, ben şahsen yemeyeceğim yani. Ben yiyecek olsam kendim söylerdim. Herhalde dedim üçümüze birden kız kendi kendine söyledi. Ama hala sesimi çıkarmıyorum. Garson gitti. Aradan böyle bir 5-10 dakika geçti falan. abi ben şey dedim. Ya dedim siz yemek yememiş miydiniz? Hani en son yemek yediniz diye. Öyle dediniz diye hatırlıyorum. Ben yanlış mı hatırlıyorum falan. Yani dedi bunlar yemek değil dedi. Bunlar dedi atıştırmalık. bunlara öyle dedi. Hani çerez niyetine yiyeceğiz dedi. Ha, anladım abi. Okey. <laughs> bir 10-15 dakika geçti. Garson geldi. Garsonun bir yerinde yanardağ var. Bir elinde gökyüzü var abi. Yani bardakları bir görün beyler. Hani içinde şemsiye var. içinde ne bileyim böyle değişik yuvarlak bir şeyler var. Her şey var yani. Tamam mı? Getirdi böyle koydu masaya. Böyle havai fişekler falanlar filanlar. Dedim ne? Ne güzelmiş ya dedim. ne bu? Ne bu? Yanardağ mı yani? Ne yani? Oturdu kıza verdi, Kemale verdi. Bunlar tabii içmeye başladı. Ben yavrum böyle bekliyorum bana fincanında kahve geldi normal. Adam 35 kuruşa satılan kahveyi almış, binden suya katmış. Fincandan bana getirdi ve 25 lira. Abi zoruma gidiyor yahu. ya. Ya vallaha zoruma gidiyor ya. En azından dedim ben ne de dedim şey yapaydım hani gideydim de şöyle yanarlı dönerli bir şey alaydım da yani en azından parasının hakkını vermiş olaydım yani. Bu nedir abi? Bir fincan kahve geldi. Neyse tadımlıklar geldi. Masaya döşendi. Ben hiç yemiyorum. Yani elimi dahi sürmedim. Sürmem de. O tapa girmem abi. O alınabilecek bir risk değil. Ben şimdi ondan yediğim zaman fiyata ortak da oluyor olabilirim. Yani ben hesaba ortak olursam ben bu hesabın altından kalkamayabilirim. Anlatabiliyor muyum? Sonra işte kız bize şey dedi niye yemiyorsunuz dedi bu arada Kemal birkaç tane aldı ama böyle o da az yedi ben hiç yemedim ya dedi kız yarısını götürdü ya dedi niye yemiyorsunuz ya dedi buranın dedi tavuk filetosu da çok güzeldir dedi mutlaka yiyin dedi müptelası olursunuz dedi her gün gelir buradan yersiniz falan yaptı ben dedim ya dedi, ben yemek yedim geldim ben çok aç değilim dedim. Olur mu öyle dedi tadına bak dedi lütfen dedi beni çok sıkıştırdı Aldım bir tane tavuk yedim ha dedim güzelmiş dedim Tamam dedi bir tane de patates al dedi Patatesten de aldım yedim nasıl dedi Ya sanki amcasının oğlunun dükkanı ya Anlamadım gitti dükkanı öbe öbe duruyor mekanı öbe öbe duruyor. Dedim tamam bu da iyiymiş normal patates işte amına koyayım. Ne iyi yani normal patates tam tavuğu güzeldi de okey. Bu da normal patates yani. Bak dedi şurada dedi bir de şey var dedi parmak peynir var dedi bundan da yedi. Dedi. Bir tane de ondan yedi o da güzeldi yalan yok şimdi. Ha dedim iyiymiş iyiymiş dedim ben bir daha yemedim. Tabi ısrar edince Kemal de birkaç tane daha aldı geri kalan hepsini kız yedi abi. Bir tabak şeyi hepsini kız yedi. İçecekleri içtik yemekleri yedik. <laughs> Bir yandan sohbete devam ediyoruz. Sonra garson tekrar geldi. Garson geldiğinde dedi tatlı alır mıyız dedi. Bir de tatlı alalım dedi. Ben dedi bir tane dedi limonlu cheesecake alayım dedi. Kemal dedi ben de bir tane frambuazlı alayım dedi. Allah Allah. Nasıl olacak ki şimdi yani? E sen ne istiyorsun dediler. Ben dedim istemiyorum. Yok ben diyetteyim. Ben ben yemesem daha iyi olur. Ya dedi tatlısız olur mu dedi. Söyle bir tane dedi. Biz yerken sen bizi mi izleyeceksin dedi. Yok dedim ya ben çok fazla hani. Ben, ben de bu kadar kota yani. Ben doldum şu an. Biraz daha yersem beni rahat siz eder dedim ben yiyemem dedim. Ha bunların bir de tatlısı geldi tatlı yemeğe geçti bunlar. Kız tatlısını yedi saat de bayağı bir geçti. Ben dedim ki hadi ufaktan artık hani kalksak mı falan muhabbetlerine girmeye başladım. Kız kalktı tuvalete gitti. Tabii kız kalkıp tuvalete gidince böyle sanki hesaplanmış planlanmış gibi bir baktık zınk masaya hesap geldi. Dedim Cık. e şimdi bir tane ne yaptım fındıklı kahve söyledim sadece. Cebimden 50 lirayı çıkarttım uzattım kemele. Kardeş dedim al 50 lira. Benim içtiğim bir kahve dedim. 25 lira. Olsun dedim. Benim gönlümden koptu ya dedim. 25 lirasını da öyle veriyorum. Hesabı nasıl ödüyorsanız ödeyin dedim. <laughs> Yok dedi boş ver ya dedi istemiyorum dedi kalsın sen de dedi. Dedim al al oğlum al, al şu 50 lirayı al. Öyle olmaz. Verdim 50 lirayı buna. E, hesap 300 küsür geldi. 300'ü çok geçmiyor ama küsürlü bir şey. 50 lirasını ben verdim tabi. Bir baktım Kemal işte şey yaptı. cüzdanına o 50 lirayı koydu. 100 100 100 çıkarttı. Bir de işte küsuratını ayarladı, çıkardı. Hesabın üzerine koydu dedim. Ne yapıyorsun? Hesabı ödüyorum dedi. Niye? Ama hesabı ödemeden mi gidelim? Ödemem gerek ödüyorum. Nasıl oğlum? Kız ödemeyecek mi? Yok oğlum dedi. Kıza niye hesap ödedim dedi. Nasıl yani kanka dedim. Her şey o yedi işte dedim. Sen niye ödüyorsun dedim. Oğlum dedi hesabı erkek öder kafayı mı yedin dedi Ne alaka oğlum dedim. Her şey o yedi. O işte. Üçümüz işte bak ben ben ne yedim içtiysem sana verdim. O da gelsin. Dedim centilmenlik yap biraz dedim. 100 50 lira 200 lira sen çıkar dedim ee, işte geri kalan da kız ödesin dedim yani 200 lira ver dedim sen koy oraya dedim geri kalan üstümde kız ödesin dedim sen niye hepsini ödüyorsun ki dedim aga dedi öyle olmaz ya dedi yok dedi ben öderim dedi Lan dedim kafayı mı yedin? Alo. Yemeği kim ödedi dedim. Yemeği de ben ödedim de dedi. Sıkıntı yok kanka dedi. Erkek hesabı öder, dedi. Kız ödemez dedi. Oğlum dedim sen yobaz mısın? Hani erkekle kadın eşitti. Niye hesap sen ediyorsun oğlum dedim. Hayır dedim. Bu hesabı ödeyemezsin abi dedim. İzin vermiyorum dedim. Konuşmam seninle hakkımı da helal etmem dedim. Ya dedim manyak mısın dedi. Para benim param dedi. Ne karışıyorsun oğlum dedi. Sen karışma dedi. Ben ödeyeceğim. Biz bununla kavgaya başladık. Kavga ediyoruz. Hayır sen hesabı sen ödemeyeceksin diyorum. O diyor ki hayır ben ödeyeceğim. Kız da bir türlü tuvaletten gelmedi. 10 dakika oldu hala gelmedi. Ben istiyorum ki gelsin bizim kavga ettiğimizi görsün hesabı o da ödesin. En son bu kolumdan tuttu. Parayı koydu masaya. Gel hele Bilal ben de, dedi. Beni dışarıya doğru çıkarttı. Tuvaletin yanından geçerken ben çok sinir oldum. Oraya doğru bağırdım. Hesabı ödedik çık artık dedim. Bağırdım. Çünkü biliyorum hesabın ödenmesini bekliyor. Dışarıya çıkarken iyice sinir oldu. Bilal sen ne yapmaya çalışıyorsun dedi. Benim de zaten dedi kız arkadaşım olmamış dedi. İlk defa bir kız arkadaşım oldu. Şimdi de beni rezil mi edeceğine kadar Ben de dedim ki kanka bu rezil etmek değil dedim. Herkes kendi yediğini ödesin amına koyayım. Ne alaka dedim? Niye sen ödüyorsun? Yemeğe zaten sen ödemişsin. Hadi bunu da o ödesin o zaman dedim. Aga dedi sen benim işime karışma. Evde konuşuruz dedi. Kız geldi. Ya dedi ödediniz mesabih ya dedi hiç de dedi sormadınız dedi. Neyse dedi sağ olun dedi. Teşekkür ederim ben de ben kaçıyorum dedi. Hadi canım görüşürüz dedi. Bizim çocuğun burnuna dokundu. Böyle bildiğiniz burnuna tıkladı böyle. Ne bu ayıcık bebek falan mı bu? Ne, ne bu? Sevindim mi oldun şimdi? Daha. Ne alaka bırakayım yani? Bilal dedi memnun oldum tanıştım dedi. Arkasını döndü gitti. Ben Kemal'in sesine yapıştım. Dedim amına koydum Ne yapmaya çalışıyorsun? Hesabı dedim bize soktu. Şimdi siktir olup gitti dedim. Niye böyle yaptın dedim. Oğlum dedi kız arkadaşım dedi bir şey olmaz dedi. Benim kız hakkında bildiğim şeyler var da ben anlatmaya tırsıyorum. Ben böyle derin duygulara daldım. Bu bana birazcık duy yani duygusal girmeye başladı. Aga dedi ben bütün derdimi sana anlattım. Benim dedi hiç kız arkadaşım olmuyordu. Sen şimdi gidiyorsun böyle böyle şeyler yapıyorsun. Benim kızla aramı soğutuyorsun. Bunu niye yapıyorsun falan duygusal oynuyor. Ben de dedim ki en son dayanamadım. Kemal dedim. Senle dedim bir kızın görüşmesi gerekiyor dedim. Bir kız var dedim. Seninle görüşmesi gerekiyor dedim. Kim dedi? Ya dedim sana söyleyecek önemli şeyleri var dedim. Oğlum bunu bana daha önce niye söylemedin falan yaptı böyle. Şey sandı. Sevgili olacak yani. Ondan hoşlanan bir kız var sandı. Aslında öyle bir şey yok. Hayır hayır öyle bir şey değil dedim. Kız dedim gelsin. Sen dedim bir şeyler konuşacak. Kim bu kız falan? Ya dedim çok sorgulama bekle. Gittim. Benim eski arkadaşım Ahmet'i aradım. Şimdi hepiniz merak ediyorsunuz. Abi sen bu kızı nereden tanıyorsun? Ee, Kemal'le görüştüreceğin kız kim? Ben bu kızı daha önceden duymuştum. Hakkında dedikodu duymuştum. Erkeklerin parasını yediğini, para avcısı olduğunu, sürekli insanlara yüklü miktarlarda hesap ödettiğini, kendi ihtiyaçlarını aldırdığını, erkekleri kullandığını duymuştum daha önce. Ve bununla ilgili Ahmet diye bir arkadaşım sağ olsun beni uyandırmıştı. Kızı oradan tanıyorum. Ben kızı daha önce hiç realde görmedim. Sadece adını sanını biliyorum. Nasıl biri olduğunu biliyorum. Detaylı bilgi almak için bizim çocuğu aradım. Ahmet'i. Dedim ki Ahmet böyle böyle kanka senle acil görüşmemiz gerekiyor. Ee, yanımıza hemen gelebilir misin? Müsaitim dedi. Gelirim. Bir 10 dakika, 15 dakikaya hazırlanır gelirim dedi. Ne oldu dedi? Ya dedim böyle böyle bir olay var. Anlattım. Tamam dedi. Ben dedi geliyorum dedi. Bahar'a da dedi birazdan dedi ararım dedi gelebilecek mi sorurum çünkü akşam vakti akşam saati dedi belki gelemeyebilir dedi onu da dedi ararım sorarım dedi telefonu kapattı. Hala kafanız çok karışık Bahar kim bunu düşünüyorsunuz ve bir yandan da şunu düşünüyorsunuz ulan Kenan'a bir kızla tanıştıracağım seninle bir kız konuşacak dedin gittin Ahmet'i aradın ne alaka şimdi konuşturacağım kız aslında Bahar ama Bahar'ın erkek arkadaşı var o da Ahmet ama bu erkek arkadaşı yani şey değiller, sevgili değiller. Normal arkadaşlar yani. Bahar'la Ahmet normal arkadaşlar ve zamanında bu İremsu gidiyor Ahmet'le takılıyor. Ahmet'le flört olmaya başlıyor. Ahmet'le flört olunca Bahar söylüyor Ahmet'e diyor ki bak bu kız sana özel ihtiyaçlarını alıyor, seni kullanıyor diyor. Ahmet de kıskanıyor sanıyor Bahar'ı. Yani Benden hoşlanıyor, beni kıskanıyor diye düşünüyor ama işin aslı öyle değil. Bunu sonradan uyanıyorlar. Ee, kısacası böyle. Yani baharla görüştüreceğiz aslında biz Kemal'e. Ama bunun için önce Ahmet'in gelmesi gerekiyor. Ahmet geldi yanımıza. Oturduk bir mekana selam verdi. Ee, Kenan dedi ki ya dedi Bilal sen dedi bir kızla konuşturacaktın beni dedi. Arkadaş geldi dedi. Ben anlamadım kafam karıştı şimdi dedi. Şimdi Ahmet de dedi ki ha dedi Bahar'dan mı bahsediyor dedi. Ben de dedim evet abi Bahar'dan bahsediyor dedim. Konuya girdi. Bahar gelemeyecek dedi. Şimdi ben kendisini görüntülü arayacağım dedi. Apörleri vereceğim hepimiz dinleyeceğiz dedi. E, beraber konuşacağız dedi. Apörleri açtı. Bahar geldi anlattı her şeyi. Dedi ki zamanında bu kız Ahmet'le takıldı. Ahmet'e gidip çok pahalı saç bakım ürün ürünleri aldırıyor dedi. Yani sürekli gratis'e götürüyordu dedi. Ona pahalı bakım ürünleri aldırıyordu dedi. Çocuğa ödediyordu dedi. Çünkü çocuğa şey diyormuş bana bunu alır mısın param yok. Bana şunu alır mısın param yok. Hadi gel yemek yiyelim param yok. Çocuğu sürekli kullanıyormuş tamam mı? Böyle olunca hani Bahar da farkına varıyor ve uyarıyor. Diyor ki bak bu kız senin paranı yiyor. Uzak dur bu kızdan. Bu çocuk da anlamıyor. Kıskanıyor sanıyor ama işin foyası ileride ortaya çıkıyor. Bir oyun yapıyorlar. Kızı deniyorlar. Çocuk hiç para harcamamaya başlıyor. Kız ilişkisini kesiyor Ahmet'le. Ve başka biriyle görüşmeye başlıyor. Bunun deneyini yapmışlar ve ortaya çıkarmışlar tamam mı? Bunu geldiler güzellikle bizim Kenan'a anlattılar. Kenan bunu duyunca dinleyince uyandı mevzuyu. Ee, teşekkür ettik. O gün oradan ayrıldık ayrıldık eve gittik. <laughs> Kenan dedi ki e ee, şimdi ne yapacağız dedi. Bir şey yapmayacağız kanka dedim. Sen dedim yarın bu bilgileri öğrendin dedim. Bu kıza 5 kuruş para harcamıyorsun görüşmeye devam ediyorsun. Bakalım ne olacak dedim. Ertesi gün oldu. Kenan geldi eve. Ee, saat 9 sularında geldi. Ne oldu anlat dedim. Anlattı dedi, dedi ki buluştuk dedi. Ben kendisine yürüme teklifinde bulundum dedi. Yürü gel birazcık dolanalım diye. Yürüdük dedi. Yürürken acıktığını söyledi dedi. Ben de ben aç değilim dedim bir restoranta oturduk dedi ee, yine tuvalete falan gitti geldi hesabı ben ödemedim kendisi ödedi dedi ama benim ödememi bekledi ben ödemeyince kendisi ödedi dedi sonra bir kafeye oturmuşlar ee, kafede de hiçbir şey yememiş içmemiş bizim çocuk kızın hesabını ödemesini beklemiş. Yani kız çocuğun ödemesini bekliyor, çocuk kızın ödemesini bekliyor. En son dedi kalkta gitti bir daha gelmedi dedi. Tuvalete diye gitti. İkinci defa gidiyor tuvalete. Bir daha gelmedi dedi. Sonra ben de mekandan çıktım. Kendisini tanımıyorum. Daha bugün tanıştık. Zaten ben hiçbir şey yiyip içmedim. Kayıtları, kanıtları var. Ben ödeme hesabı deyip çocukla çıkıyor gidiyor. Olay bu kanka dedi. E şimdi ne olacak dedi. Bir şey olmayacak dedim. Telefonu versene dedim. Aldım telefonu. Aradım İrem suyu. Çalıyor. Çalıyor çalıyor çalıyor. Açmıyor. Bir kere daha aradım. Biraz daha çaldı çaldı açtı. Tamam mı? Açtı ama hiç konuşmuyor. Ben dedim İrem su sesim geliyor mu dedim. Cevap vermedi. Bak İrem su dedim. Bütün erkekleri ayakta sikmeye çalışıyorsun. Onları kullanıyorsun dedim. Bir gün dedim sert bir kayaya denk gelirsin dedim. Seni sert siker dedim. Hadi şimdi siktir git dedim. Kapattım suratına telefonu. Evet bu hikayede bu kadardı. Aslında hepiniz bu videoyu baştan sona kadar izlediniz ve beğendiniz. Ama hiçbiriniz like ve yorum atmadınız. Neden amına koduklarım neden? Sonraki videolarda görüşmek üzere.